kurtuluştayız. Amerika Erdoğan'ın korumalarına neden dava açtı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 koruması hakkında 15 yıl hapis sistemiyle Amerika'da açılan dava, Türk-Amerikan ilişkilerinin dolayısıyla Batı-Türk ilişkilerinin geleceğiyle ilgili önemli ipuçları vermekte. Batı sistemi yarım asırdır stratejik müttefik olarak yakın ilişkiler geliştirdiği Türkiye ile köprüleri atmaya hazırlanıyor. Amerika ve Almanya ile Türkiye arasında son yıllarda artan gerilim ve yaşanan kriz işte bu hazırlıkla doğrudan bağlantılı. Batı sistemli bir şekilde Türkiye'yi hedef ülke kategorisine getiriyor. Amerika, Almanya bütün batı sistemini Türkiye düşmanlığına göre yeniden kurguluyor. Batıda yükselen Türkiye karşıtlığını konjonktürle veya seçimlerle açıklamaya kalkmak son derece yanlıştır. Batı-Türkiye ilişkilerinin kişi veya liderlerle açıklamak da yeterli değildir. Batı sistemine yön veren gücün kendi planları, projeleri ve bir yol haritası var. Yüz yıl öncesine uzanan bu planları uygulamak için de duygusal davranmazlar. O lider veya bu parti ayrımı yapmadan kendi hazırlıklarını hayata geçirmeye çalışırlar. Bunun önünde duran kim varsa onu yerle bir edip ortadan kaldırmaya bakarlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği veya siyasi varlığı Batı'nın Türkiye ile içine alan Orta Doğu ile ilgili hesaplarına engel teşkil etmektedir. Türk liderler batının projelerinin tamamlayıcı unsuru olduğunda ancak iyi, demokrat ve başarılı görülür ve desteklenirler. Bu nedenle batının herhangi bir Türk liderine olan teveccühünü her zaman şüpheyle karşılamak gerekir. Batı bir Türk lideri Kızıl Sultan diktatör, cahil, kötü ilan ediyorsa bilin ki o lider batının hayata geçirmeye çalıştığı projelerin önünde engel teşkil etmeye başlamıştır. Amerika ve Almanya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ötekileştirme çabalarını da böyle algılamalıyız avrupa'da değişik etkinliklerde görülmeye başlanan kill erdoğan pankartları posterleri de yukarıda çizmeye çalıştığımız bu büyük kesimle bağlantılı batı sistemi Türkiye'nin siyasi ve toplumsal bütünlüğüne kasteden bir noktadadır kill erdoğan yazılı pankartlı tişörtlü tehditler batının bu düşmanca niyetinin aslında simgesel bir dışa vurumudur Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları hakkında açılan dava Amerika'nın Türkiye'ye dönük yöneliminin tehdit ve şantajlarının artarak devam edeceğine işaret ediyor. Amerika'nın güney sınırımızda PKK PYD'ye gönderdiği silah ve mühimmat dolu tırların sayısı 1285'i buldu. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, mevkidaşı James Matt ise söylediği gibi, bu kadar silah ve mühimmat 60 bin kişilik bir ordunun donatılmasını sağlamaya yarar. Amerika'nın bölgede kara gücü olmadığına göre bu silah yığını Washington'ın Türkiye'ye karşı 60 bin kişilik bir terör ordusu oluşturduğunu gösterir. Amerika'nın Suriye'deki güçlerinden sorumlu komutanı Kor General Stephen Townsend, Türkiye'ye verilen sözün aksine YPG ile Rakka'dan sonra da birlikte hareket edeceklerini açıkladı. Bu açıklamayla Amerika Savunma Bakanı'nın daha önce Türkiye'ye verdiği Rakka operasyonundan sonra YPG ile ortak operasyon olmayacağı ve silahların toplanacağı sözünün de baştan sona kocaman bir yalan olduğu ortaya çıktı. Evet, işin özü şu. Batı sistemi köprüyü geçene kadar Türkiye'ye dayı diyecek. İşi bittiğinde, hazırlıkları tamamlandığında Türkiye'yi hedef ülke olarak karşısına alacak. Tüm gelişmeler bunu açık biçimde gösteriyor. Burada önemli olan soru Türkiye'nin bu gerçeğin ne kadar farkında olduğu ve hazırlıklarını buna göre yapıp yapmadığı sorusudur. Kurtuluştayız. Akşam